Merhabalar. Merhaba hocam, nasılsınız? İyidir, siz sormalı. İyidir hocam, ne olsun. Öyle evlerde mahsur bir şekilde Evet. oturuyoruz. Aslında bir arkadaş şey sormuştu, neden bu kadar az kişiyiz diye. Yani biz atölye olarak aslında iki kişinin bilim tartışmasını bile aslında biraz önemli buluyoruz. O yüzden buradaki çok niceliğe çok önem vermeyelim. Şöyle bir başlayabiliriz hocam. Geçen hafta yine pazartesi günü bir canlı yayın yapmıştık. Ben belki biraz onun üzerinden şey yapabilirim. Oradaki Bir aktarım yapabilirim. sorulara cevap Sonra verememiştik de. evet hocam, ben nelere cevap vermediğimizi de biraz şey yapmıştım, çıkarmıştım. Belki o konu üzerinden arkadaşların sorularını alırız. Şimdi geçen hafta şu minvalde ilerlemiştik. İlk olarak belirlenimcilik ve indirgemeciliğin bilim ile ilişkisi üzerine başlamıştı etkinlik. Örneğin iki atom arasındaki ilişkiyi elektromanyetik yasalara indirgemek ile biyolojik evrimi kimyaya indirgemenin farklı üzerine biraz konuşmuştuk. Bu arada gelen soruları not edelim mi? Mesela hayvanlar Olur hocam. ancak diye bir soru. Ondan sonra evrenin Hangisi hocam? tasarlanımı Olur. zor. Sonra hocam bilim hakkında bilinen bazı yanlış fikirleri örneklemiştik. Örneğin işte aşı karşıtlığı üzerine bilimsel önermelerin yanlış bir bilim olduğunu ifade etmiştiniz. Örneğin işte şöyle iddialar var. Aşıların otizm yaptığı üzerine çeşitli iddiaları var aşı karşıtlarının. Fakat bunları günümüzde rahatlıkla çürütüldüğünü söylemiştik. Diğer bir başlığımız mutlak bir bilimin olmadığı ve bilimin bir süreçlerden ibaret olduğunu aktarmıştınız. Ardından böyle kaba bir analoji yapacak olursak eğer, günümüzde güçlü olanın hayatta kalması, zayıf olanların yenilmesi, elenmesi gibi çıkarımların aslında sosyal Darwinizmin kötü bir indirgemecilik örneği olduğu üzerine konuşmuştuk. Siz şeyi söylemiştiniz, bilim karşıtlığı yaftasını, suçlamasını veya sataşmaları neden kullanmamamız gerektiği üzerine birkaç Evet, atıfınızı sahte bilim hatırlıyorum. lafı bana pek doğru gelmiyor. Yani çok sık kullanılıyor. Einstein'e bile bir zamanlar sahte bilim demişlerdi. Şimdi herkes birbirine sahte bilim derse bilimin kendisi bu işten zarar görüyor. Çünkü böyle bir kesin bir bilim tanımı yok. O zaman herkes birbirini sahte bilimle suçlayabilir bir bilimsel tartışmada. Yani bugün komik bir tweet izledim. Amerika'da aşırı dindar bir Hristiyan kadını arabada röportaj yapıyorlar. Bana virüs dokunmaz diyor, ben inançlıyım diyor. Şimdi bunu mesela bilim dışı diye nitelemek doğru mu? Hemen tabii ilk akla gelen soru bilim dışı, ama yani şöyle bir iddia da olabilir. İnanç ki bir takım araştırmalar var. İnançlı insanlarda serotonin salgılanıyor. Mesela serotonin virüse karşı koruma sağlayabilseydi, inanan insanların daha az virüse yakalanması gibi bir korelasyon çıkabilirdi. Yani böyle her şeyi bilim dışı diye etiketlemek etiketçilik yanlış zaten. Bilim çok basit bir şey. Ortaya kanıt koyarsın. Gözlemlerin vardır. Yani bir hipotezin vardır. Senin hipotezin bu gözlemleri ve kanıtları destekliyorsa doğru bir şey söylemişsin demektir. Yani şimdi bizim sahte bilim ve bilim dışı diye nitelendirdiğimiz birçok şey bunu yapamıyor. O yüzden bilim dışı kalıyorlar. Ama Twitter'larda görüyorum mesela işte Yavuz Dizdar'a sahte bilim, bilim dışı falan diye saldırıyorlar. Halbuki Yavuz Dizdar'ın söylediği çok doğru şeyler de var. Mesela Newton'ın söylediklerinin %1'i belki bilim içiydi. Geri kalan %99'u bilim dışıydı. Yani ne yapacağız şimdi? Newton'ı sahte bilim sınıfına mı sokacağız falan. Yani böyle tartışmak yanlış. Bence argümanlar üzerinde tartışmak lazım. Hocam az önce bir soru almıştınız sanırım. Onu Evet, bir sürü hangi soru soruydu geliyor. o? Mesela hayvanlarda ahlak. Bilmiyorum. Tabii bunlar bizim konumuz dışı ama yine de girebiliriz eğer konuyla ilgili bir şey gelmiyorsa. Ondan sonra evrenin tasarlanmaz oluşunu açar mısınız diye bir
şey geldi. Bu konuda bir sürü videom var. Daha spesifik sorarsanız daha iyi olur. Mesela string teori nedir diye soruyorlar. Şimdi bunların hepsi birkaç saatlik konular. Burada biraz daha spesifik konuşsak daha iyi olur. Mesela hayvanlarda niye ahlak var demişiz. Şimdi ahlaktan neyi kastettiğimize bağlı. Tabii ki hayvanlar okuma yazma bilmiyor. Yazı kullanmıyorlar falan. Ama bir çeşit her hayvanda, özellikle sürü hayvanlarında bir davranış kuralları var. Bu kurallar evrimle yerleşiyor ama bunun fizyolojik kökenleri de var. Buna tabii ki insan ahlakının tıpkısının aynısı diyemeyiz. Ama ahlakımızın kökenlerinin buradan aldığı çok belli. Yani şimdi şunu biliyoruz ki 4,5 milyar yıl bu dünya gezegeni 4,5 milyar yıldır var. İnsan ahlakı dediğimiz şey kaç yıldır var? Kimileri 10 bin yıl diyebilir, kimileri 2 bin yıl diyebilir, kimileri 300 bin yıl diyebilir, kimileri 30 bin yıl diyebilir. Yani mesela 200 bin yıl diyen nedir? Homo sapiens'ten sonraki ahlak. Ama aynı ahlak değil. Ahlak devrimleşiyor. 30 bin yıl önce ne vardı? İşte Kromagnon insanı, mağara insanı vardı. Onların da kendi içinde bir ahlakı vardı. Yani ahlak tepeden inmedi. Ahlakla neyi kastettiğimiz önemli. Hı hı. Tabii ki kökenimizi, mesela şempanze sürülerinde de bir çeşit ahlak var. Yani davranış kuralları. Bunun büyük ölçüde empatiye dayanıyor. Yani aynı nöronlarına dayanıyor. Ama bir de ortak yaşama dayanıyor. Çünkü sürü hayvanı ortak yaşıyorlar. Bonobolarla şempanzeler farklı davranışlar gösteriyorlar. Dolayısıyla farklı evrimleşmişler. Biz de onlardan daha farklı evrimleşmişiz. Bunun çok çeşitli nedenleri var. Bu konu üstüne ciltlerce kitaplar var. Yani dolayısıyla hayvanlarda ahlak var mı yok mu diye siyah beyaz bir tartışma yapmak imkansız. Çünkü birisi demiş ki Ahmet Aslan hayvanlarda ahlak yok demiş. Yani hangi ahlak diye sormak lazım. Yani ahlaktan kastınız ne? Eğer tabii ki insanlardaki gibi bir ahlak yok ama bizim ahlakımızın kökeni de hayvanlara dayanıyor, primatlara dayanıyor. En yakın akrabalarımız şempanzelere dayanıyor. Hatta bir görüşe göre biz üçüncü şempanze türüyüz. Normal şempanzeler, işte bonobolar ve biz falan. Evet, çok soru geldi. Bilmiyorum, bunları not ediyor muyuz? Yukarıdan aşağı doğru gidelim sırayla. Bir arkadaş iklim değişikliği ile ilgili bir soru sormuş, fakat biz iklim değişikliği konusunda biraz geçen hafta tartışmıştık aslında. Hayır, bak, dünyanın şimdi, nereye doğru ısındığı. Şimdi Rüveyda Zehra diye bir arkadaş, sanırım iklim değişikliğinin olmadığını savunuyordunuz. Öyle bir şey savunmuyordu. Nereden çıktı bu? Bilmiyorum, geçen haftaki tartışmayı izlediniz mi, ama tam tersine iklimin sürekli değiştiği çok belli. İklim değişikliği olmadığını söyleyen bir insan dünya düzdür demek gibi bir şey bu. Ya da virüsler yeni çıktı ortaya demek gibi bir şey. Yani milyarlarca yıldır virüslerle birlikte yaşıyoruz. Milyarlarca yıldır iklim değişiyor. Sorun bu iklim değişikliğinin hangi yönde olduğu ve bu değişikliğe neyin neden olduğu. Tartışma burada, onu anlatmaya çalıştım. Yani bu kompleks sistemler çok yeni bir mesele. Bunu daha yeni yeni anlıyoruz. İşte 40-50 yıllık bir bilim. Bunu anlayalım diye. Yani böyle siyah beyaz değil tartışmalar. Aslında çok eskiden mesela diyalektik denirdi. Hala deniyor ama bu diyalektiğe çok benziyor. Yani karmaşık sistemler geri beslemeli sistemlerdir. Dolayısıyla burada bir çeşit diyalektik ilişki gibi bir şey var. Yani o geri besleme ile dünya kendini regüle ediyor mesela. Dünyanın biyosferi, ama regüle ederken tabii ki bir 15 derecelik bir farkla regüle ediyor. Yani dünya ısınıyor, birkaç derece ısınsa zaten hani küresel ısınma alarmcıları dünyadaki bir derece, ortalama sıcaklıktaki bir derece artışın işte felakete yol açacağını söylüyor. Ama 4,5 milyar yıldır, son 500 milyon yıldır 15 derecelik değişimler var. Bu sürekli oluyor. Asıl tartışma bunun hangi yönde olduğu. Çünkü sürekli bir geri beslemeli bir sistemde yaşıyoruz. Aynı virüs olayında olduğu gibi. Mesela korona krizine çok benziyor bu şimdi. İlk bakışta neden bu tedbirler alındı? Bütün bu tedbirler. Dendi ki yani virüsten korunmak için falan değil. Yani virüs
bir zehirli madde de biz onu kapıyı kapatırsak korunmuş oluyoruz değil. Er ya da geç hepimiz bu virüse yakalanacağız. Bu önlemlerin alınması birden sağlık sisteminde birikim olmasın diye. Tamam mı? Şimdi eğer sağlık sistemi çok yeterli olsaydı, böyle özelleştirilmemiş olsaydı, kapitalist bir sağlık sisteminde yaşamamış olsaydık, hiçbir sorun olmayacaktı. Hiçbir önleme de gerek yok. Çünkü bu virüsü zaten hepimiz kapacağız. İşte %1 olasılıkta hasta olacağız. O zaman da hastaneye gideceğiz ve solunum cihazına takılacağız. Çoğumuz kurtulacağız, azımız ölecektik. Ama şimdi bu olağanüstü önlemler neden alınıyor? Sağlık sistemi yetmiyor. Çünkü sağlık sistemi, kapitalist sağlık sistemi kar zarara göre ayarlanmış. Optimumda tutuyor tabii, zarar etmemek için. Öyle boş yatakları yok. Zarar etmemek için fazladan doktorları yok. Zarar etmemek için fazladan makinaları yok. Öyle olunca yığılma olmasın diye bu önlemleri alınıyor ki hepimiz birden hasta olmayalım. Ama er ya da geç hasta olacağız. Tamam, bunu önce bunu anlayalım. Yani hani iklim değişikliğinin olmadığını söylemek gibi bir şey. Hani hasta olmayacağız demek, iklim değişikliği olmayacak demek gibi bir şey. İklim değişikliği olacak tabii ki. Ve biz hasta da olacağız. Biz bu virüse de yakalanacağız. Ama bir anda yakalanırsak hani hastanelere yığılmayalım. Sorun orada. Ama şimdi şöyle bir durum var. Bunun bir geri beslemesi de var. Bu alınan önlemler yüzünden acaba kaç kişi ölecek? Mesela bu hiç hesaplanmıyor. Bazı bilim insanları mesela buna karşı çıkıyor. Geçen haftaki tartışma programda bunu dile getirmeye çalıştım. Bazı videolar önerdim. Yani onlar çok ciddi bilim insanları Almanya'da. Diyorlar ki daha fazla adam ölecek bu önlemler yüzünden. Neden? Çünkü şu anda hiçbir ameliyat yapılmıyor mesela. Üretim yok. Açlık, işsizlik, şu bu. Bunun yani karmaşık sistemlerde bir tarafı düzeltirseniz diğer taraf bozulur. Dolayısıyla bu konuda karar vermek çok zor bir iştir. Mesela ben şahsen şu anda karar vermiş değilim. Bu önlemler gerçekten Türkiye'nin işine yarıyor mu? Yoksa daha mı fazla zarar verecek? Bu konuda emin değilim. Anlatabiliyor muyum? Şimdi sırayla mı gidelim? Yukarıdan aşağıya doğru bayağı. Evet hocam. Yukarıdan bence gidelim. Aşağıya doğru tarayabiliriz. Gelelim. Ahmet Aslan yok demiş. Ahlak tamam. O kendi bileceği iş. Evrenin tasarlanması olmasını biraz açar mısınız? Şimdi bunu açamam çünkü çok uzun konu. YouTube videolarımda çok uzun uzun anlattım. Daha spesifik bir şey sorarsan onu açarım. Koronavirüs faciasından sonra dünya devletleri Çin'e herhangi bir yaptırım yapmalı mı? En azından yabani hayvanların tüketimi durdu. Şimdi bakın burada yine virüsün tam anlaşılmaması meselesi var. Hani sanki birisi bir zararlı bir şey yaptı da onun zararını çekiyoruz. Öyle değil bu mesele. Virüsler her zaman var. Yani Çin'de olduğu da kesin değil zaten. Hiçbir şekilde. Bunu yıllar sonra anlayacağız. Bunu anlamak da çok zor iş. Çünkü virüslerin genomlarını çözmek çok zor iş. O konuya yine geleceğiz ama. Hı hı. Çin'den çıktığına dair hiçbir şey yok. Bir, Çin'de bunun adı kondu. Yabani hayvanların tüketimi. Şimdi bu koronavirüsleri bildiğiniz gibi kuşlardan geçiyor. Şimdi göç eden kuşlar mesela Manyas Gölü'nden geçiyorlar değil mi? Balıkesir'de. Balıkesir'de o virüsü başka bir hayvana bulaştırıp o hayvanı yiyen normal evcil hayvanı yiyen bir insana da geçebilir. Yani yabani hayvanların tüketimi durdurulması bir çözüm değil. Çok kompleks bir mesele. Virüslerden şimdi öyle bir panik yaratıldı ki şey gibi korkuyorlar. Hani sanki bunlar şeytani yaratıklar. Kapıyı kapatırsak bunlardan kurtulacağız falan. Hayır, virüsten kurtulmak diye bir şey yok. Mesela virüsü yenmek ne demek? Onu biraz tartışalım. Virüsü yenmek ne demek? Mesela bir böcek, zararlı bir böcek de üstüne DDT sıkıp da yeniyoruz değil bu virüsü. Biz virüse evrim geçiriyoruz, virüs bize evrim geçiriyor. Karşılıklı ortak yaşamaya başlıyoruz. Vücudumuzdaki genlerin içinde %10 falan virüs genleri var. Onlarla bizle birlikte yaşamaya başlıyorlar. Şimdi bize zarar vermelerinin nedeni daha bizi yeni tanımaları. Kuşlara zarar vermiyorlar mesela. Uzun yıllardır kuşlarla birlikte yaşıyorlar. Şimdi virüsü yenmek demek aslında virüsle ortak yaşamaya başlamamız demek. Nasıl hani grip virüsümüz vardır şu anda, hepimizde grip virüsü var. Ama vücudumuz güçsüz düşerse hasta oluyoruz.
Yani virüsten kurtulmak, kapı dışarı etmek diye bir şey söz konusu değil. Dolayısıyla yabani hayvanları yememek, virüsten kurtulmak anlamına gelmiyor. Virüslerle yaşayacağız. Başka çaresi yok. O yüzden sağlık sistemimiz daha iyi olacak. Mesela sosyalist bir sağlık sisteminde, herkese yeter bir sağlık sisteminde birlikte güzel güzel yaşarız virüslerle. Tamam mı? Yine başa dönelim şimdi. Başka sorular? String teori hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani sicim kuramı, evet. Bu da çok uzun bir konu. Bunu da YouTube'da uzun uzun anlattım. Daha spesifik sorarsanız, TV'lere çıkmıyorsunuz artık, çıkmıyorum. Bilincin bilimsel açıklamayla ilgili açıklama yapar mısınız? Of, bu da çok uzun konu. Bu arkadaş çok derin konular, güzel böyle sorular sormak güzel ama yani burada bütün bir kitabı okuyamam. Bu konuda çok güzel kitaplar yayınladık. Alfa Bilim dizisinden ve Ginkgo Bilim dizisinden. Bunları okumanızı tavsiye ederim. Yani sadece YouTube videolarıyla da yetinmeyin. İklim değişikliği hakkındaki görüşlerinizi merak ediyorum. İyi de geçen hafta anlattık uzun uzun. Ayrıca yazım da var bu konuda. Bilim Gelecek'te de çıktı. Tasarlanamayan evren konusuna değinebilirsiniz. Değinemem. Dediğim gibi çok uzun konu. Daha spesifik sorarsanız yani ama karmaşık meselelerle ilgili olduğu için karmaşık sistemlerle biraz anlatmaya çalıştım. Çalışayım. Şimdi geçen hafta uzun uzun karmaşık sistemleri anlatmıştım. Yani ne anlama geliyor bu? Mesela bir güneş, hani evreni bırakın, güneş sistemi tasarlayın. Tamam mı? Sadece güneş sistemi. Ortada bir tane güneş, 8-9 tane de gezegen olsun. Şimdi gezegenlerle güneş arasındaki ilişkiyi biliyoruz. Bu çok, yani 350 yıldır biliyoruz. Newton'un kütle çekim yasası. Bu yasa sayesinde mesela Ay'a gidebiliriz, Mars'a gidebiliriz hala. Çok güzel bir yasa. Çalışıyor. Şimdi siz bırakın 8 gezegeni, 3 tane gezegeni, yani 2 gezegen alın, bir tane güneş alın. Bunları güneşin etrafında yörüngeye sokamıyorsunuz. Yani matematiksel olarak imkansız. Bunun metotları var, işte iterasyon metoduyla. Tamam mı? Geçen hafta uzun uzun anlattım. Yani analitik bir şekilde çözemiyorsunuz. İterasyon yoluyla bir güneş sistemi tasarladınız, iki gezegenli, ortada da bir de güneş. Ama bu başlangıç koşullarına o kadar hassas ki çok 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 küçük bir farklılık gezegenlerin yörüngesinden çıkmasına sebep oluyor. Peki başlangıç koşullarını mutlak kesinlikle saptayamaz mıyız derseniz, işte burada da kuantum devreye giriyor. Saptayamayız. Başlangıç koşullarına mutlak hassaslık diye bir şey yok doğada. Dolayısıyla bir güneş sistemi bile tasarlayamıyoruz. Yani bırakın evren tasarlamayı. Meteoroloji de böyle bir şey. İşte geçen hafta uzun uzun anlattık. Lorenz'le birlikte bu kaos kuramı tekrar güncel oldu 1960'larda. Neden iki hafta sonrasının meteoroloji hava durumu yanlış çıkıyor? Ancak 3 güne kadar, 4 güne kadar bilebiliyoruz. İşte bu başlangıç koşullarının çok hassas olması yüzünden karmaşık sistemleri. Doğrusal olmayan dinamik sistemleri. Evet, yani evrenin tasarlanamaz olması da bunlarla ilgili bir şey. Bilim felsefesi okumaya nereden başlamak gerekir? Çok şey var okumak gereken ama popüler bilim kitaplarından başlayabilirsiniz. Geçen hafta da birkaç tane göstermiştim. Mesela Sokal, Şakanın Ardından, çok iyi bir fizikçidir. Ian Hawking, Temsil ve Müdahale. Şuraları bir yere koymuştum. Geçen hafta göstermiştim. Onları. Geçen haftanın videosunu izlerseniz oralarda var. Evrendeki kaos ve kaotik olaylar ne kadar yer almaktadır? Nerede? Kaotik olaylar her yerde yer almakta. İnsanlar neden cehaleti cazip buluyor? Bu güzel bir soru. Kanada'da bir araştırma yapmışlar. Şimdi insanlar böyle basit şeylere inanmak hayatta kalma yeteneğini arttırıyor çoğu zaman. Şırdamaya başladığı zaman, değil mi, arkasında bir aslan olduğunu düşünmek her zaman daha iyidir. Basit şeylere daha çok inanıyorlar. Şimdi aslında dünya çok karmaşık. Karmaşık şey üstüne düşünmeye başladıkça da
hem stres oluyor hem de ne yapacağını bilemiyor insan. Mesela şimdi doğrusal bir düşünceyle ne yaptık? Her yerde tehlike çığırtkanlığı yapılıyor değil mi şu anda? Twitter'da, sosyal medyada, televizyonda, gazetelerde. Televizyonda değil de bazı gazetelerde. Ama bunlar doğru mu? Mesela bir alıntı yaptım Twitter'dan ya da bir gazeteden. Yani şöyle diyorlar aslında. Özetle şu anlama geliyor. Tehlikeyi ne kadar büyütürsek o kadar daha iyi önlem alırız. Şimdi bu korona krizinde yaşıyoruz ya. Ne kadar abartırsak tehlikeyi o kadar daha iyi önlem alırız. O zaman sonuç daha iyi olur, değil mi? İnsanlar böyle düşünüyor. Halbuki bu yanlış bir düşünce. Neden? Çünkü tehlikeyi abartırsak bilmediğimiz bir yerlerden başka tehlikeler çıkıyor. Mesela şu anda üretim durma noktasında. Ekin ekilmiyor. Zaten bütün tohumlar yurt dışından geldiği için çiftçi ekin de ekmiyor. Bu yaza büyük bir kıtlık yaşayacağız. Bunun sonucu ne kadar çok insan ölecek bilmiyoruz. Yani dolayısıyla tehlikeyi ne kadar çok büyütürsek o kadar daha iyi olur anlayışı yanlış. Ama bugün sosyal medyaya baktığımız zaman bu durumda sosyal medya. Şimdi çok benzer bir durum 2009'da olmuştu. Gençler bilmez. Ben o sırada Cenevre'deydim, CERN'deydim. Dünya Sağlık Örgütü yine bir SARS virüsü nedeniyle, yine bir koronavirüsü ama adı başkaydı H1N1. Domuz virüsü diye geçti. Domuz gribi diye popülerleşti. Pandemi ilan etmek istedi. Ama edemedi çünkü sosyal medya güçsüzdü. Şimdi doğru muydu, yanlış mı diye tartışmıyorum. Yani belki doğruydular, belki yanlıştılar. Ama şu anda yine Dünya Sağlık Örgütü pandemi ilan etti. Ve bu sefer tuttu, birçok ülkede tuttu. Neden? Çünkü sosyal medyanın gücü yüzünden. Şimdi işte bu tipik geri beslemeli bir sistem. Hükümetler sosyal medyayı göz önüne almak durumunda. Bizim hükümet bile öyle yapıyor. Aslında sosyal medyaya baskılar da biraz o yüzden. Yani hem sosyal medyayı yola getirmeye çalışıyorlar ama hem de oraya göre karar alıyorlar. Yani sosyal medya hiç olmasaydı bence adım gibi eminim Türkiye'de hiçbir olağanüstü önlemler alınmayacaktı. Sosyal medyanın büyük gücü var. Peki bu rasyonel bir güç mü? O ayrı tartışılır. Doğru bir güç mü? O da ayrı tartışılır. Ama şu anki önlemlerin tek nedeni sosyal medya bence. Çünkü bu domuz gribi çok daha öldürücü bir virüstü. Yine Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre domuz gribi yüzünden 500 bin kişi ölmüş. Korona yüzünden kaç kişi öldü bütün dünyada? Korona yüzünden kaç kişi öldü? Bunun onda birine anca yaklaşıyor. Ha daha çok ölecek diyorlar. Belki önlemleri olmasaydı ölecek diyorlar. Bu tartışılır. Bilemiyorum. Dediğim gibi bu karmaşık meselelerde karar vermek çok zor. Ama mesela İsveç böyle olağanüstü önlemler almadı. Neden? Çünkü orada karar veren merci hükümetten bağımsız. Bir sağlık kurulu var. Bilimsel bir kurul. Bizdeki gibi değil. Hani öyle Nuh'la telefonla konuşan adamlar yok orada. Bilimsel bir kurul. Ve hükümetten bağımsız. Dolayısıyla oy derdi yok. Ama diğer hükümetlerin bir oy derdi var. Yani kamuoyu baskısını göz önüne almak zorundalar. O yüzden olağanüstü önlemlere gittiler. Belki doğru, belki yanlış. Bakın bu konuda bir şey demiyorum. Yani hani korona krizini hafife alıyor falan demeyin. Ama bu iş böyle. Gerçekten böyle. Sosyal medya baskısı İsveç'te olmadı. Çünkü hükümetten bağımsız bir kurum. Şu anda İsveç'te her şey normal. Şöyle normal ama. İnsanlara yine uyarı yaptılar. Sosyalleşmeyin diye. İsveç halkı çok söz dinler bir halk olduğu için sosyal mesafeyi koruyor. Barlar açık ama pek giden yok. Ama her şey işler açık, işler devam ediyor. Bir takım önlemler almışlar tabii. Ve İsveç hükümeti Hindistan'dan büyük tonlarca buğday aldı. Çünkü biliyor ki bu yaza buğday kalmayacak. Yani gerçekten başka bir krize doğru gidiyoruz bu arada. Yani korona krizi geçtikten sonra daha başka krizlere gidiyoruz. Şimdi bütün bu olayların bir rasyonelitesi var mıydı? Hani doğru muydu, yanlış mıydı o ayrı tartışılır. Yani ben sadece şunu soruyorum. Rasyonel mi oldu bu işler? Yani bir akılla mı oldu? Hayır, bence akıllı olmadı. Bu kendi kendine olan bir şey. Kendi kendine bu karmaşık sistem kendi kendine böyle bir sonuca yol açıyor. Ha, ama cehaleti daha cazip buluyor insanlar. Çünkü cehalet basit çözümler söylüyor. Dolayısıyla insanlara daha cazip geliyor.
Evet. Yani komplo teorileriyle neler düşünüyorsunuz? Komplo teorilerine inanmıyorum. Yani dediğim gibi sistemde bir rasyonelite yok çünkü. Kendi kendine gerçekleşen bir sistem. Ama doğru ama yanlış. Sonucunu göreceğiz. Belki bu önlemler yüzünden koronadan ölecek adamdan daha fazla insan ölecek. Çünkü şu anda hiçbir ameliyat yapılmıyor mesela. Bir sürü kanser hastası var, bir sürü başka ameliyatlar var. Onlar yapılmıyor. Varsa yoksa koronaya konsantre olunmuş durumda. Bunu daha ileride değerlendireceğiz. Toplam artı eksi. Evet. Top niye düşmek zorunda? Kerem Hoca'nın olasılıkla ilgili Meksika şapka üzerinde top metaforu var. Bu, evet. Şimdi evet şu metafor aslında kalem düşmek zorunda. Şöyle yapalım. Şöyle ince bir kalem. Düşüyor değil mi? Düşmek zorunda kuantum fiziğine göre düşmek zorunda. Yani çok 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 hassas bir kalem bile koysanız şöyle göstereyim. Böyle gözüküyor mu uzaktan? Neyse çok iyi gözükmüyor galiba. Şöyle düşüyor değil mi? Hani bu düşmeyecek şekilde klasik fizikte bir böyle bir şey düşünseniz belki düşmeyecek varsayabilirsiniz ama kuantumda düşmek zorunda. Neden düşmek zorunda? Heisenberg belirsizlik ilkesi yüzünden. Heisenberg belirsizlik ilkesi gerçekten her şeyin temeli. Yani bir daha hatırlayalım. Ne diyordu Heisenberg belirsizlik ilkesi? Bir kuantumda zaten parçacıklar diye bir şey yok ama hani bir parçacık varsayalım. Bu parçacığın konumuyla hızındaki belirsizlik belli bir çok küçük bir değerin üstünde olmak zorundadır. Yani bu ne anlama geliyor? Eğer konumundaki belirsizlik çok küçükse, mesela sıfırsa, o zaman hızındaki belirsizlik sonsuz olmak zorunda. Bu çok küçük değer de Planck sabiti 10 üzeri eksi 35 metre. Dolayısıyla çok küçük bir hassaslık, yani mutlak bir hassaslık mümkün değil. O yüzden kalem düşmek zorunda. Yapılan bütün hesaplarda kuantum mekaniğinde işte birkaç saniye falan veriyor. Bir kalemin yani ne kadar iyi koyarsanız koyun, ucu ne kadar ince olursa olsun, yer ne kadar düz olursa olsun, çok küçük mesafelere gittiğiniz zaman kuantum fiziği devreye giriyor. Ve düşmek zorunda. Top da öyle. Yani işte buna kendiliğinden simetri kırılması diyoruz. Meksika şapkasının üstüne konan ideal top, ideal şapka düşmek zorunda. Şimdi buradaki ideal lafa, ideal kelimesine dikkat etmek lazım. Klasik fizikteki gibi bir ideallik yok gerçekte. Klasik fizikte ideal olarak sıfırla bir arasında, değil mi? Bir metrelik bir cetvelde sonsuz sayıda nokta vardır. Oraya sonsuz sayıda nokta sığdırabilirsiniz. Değil mi? Reel sayıları bilenler, gerçel sayıları bilenler bilir. Yani bu ortaokul matematiği sıfırla bir arasında sonsuz tane sayı vardır. Ama kuantumda böyle bir şey yok. Yani daha doğrusu gerçek hayatta böyle bir şey yok. Gerçek hayatta Heisenberg belirsizlik ilkesi var. Dolayısıyla bir delta x en küçük bir belirsizlik var. Bu 10 üzeri eksi 35 metre. Dolayısıyla bir metreye siz sadece 10 üzeri 35 adet bir şey sığdırabilirsiniz. Tamam mı? O yüzden ideal lafına burada dikkat etmek lazım. İdeal yani kafamızda düşündüğümüz her şey gerçek hayatta yok. İdeal diye bir şey yok yani gerçek hayatta. Ozan Çiftçi şey sormuş. Kuhn Papır Türkiye'de neden bu kadar popüler? Bu biraz sosyolojik bir soru. Ben sosyolog değilim ama bir anlamda herkes kendince sosyologtur ya. Herkes psikologtur, herkes sosyologtur. Ben de kendimce buna cevap vereyim. Amatör bir sosyolog olarak. Türkiye'de 80 öncesinde biraz fazla dogmatizm vardı. Hem solcularda hem sağcılarda falan. Şimdi 80 sonrasında bu dogmatizm biraz zayıfladı ama bu sefer başka tipte dogmatizmler başladı. Mesela bu Kuhn ve Popper. Kuhn bütün dünyada da yaygın. Sadece Türkiye'de değil. Mesela Kuhn neden yaygın? Çünkü hani az önce bir soru vardı. Cahil insanlar neden daha kolay inanıyor? Şimdi basit şeylere daha kolay inanılır ve aslında bunu Dawkins memlerle açıklıyor. Hani geçen hafta da azıcık konuşmuştuk. Memler de aslında genler gibi böyle bizden bağımsız evrimleşiyor, yayılıyor. Hatta din memine Dawkins virüs diyordu. İşte öte dünya inancı mesela
çok güçlü bir inanç, bir mem. Neden yayılıyor? Çünkü kopyalanması çok kolay. Şimdi Kuhn'un söylediği şeyler de bu anlamda tıpkı din gibi kopyalanmaya çok müsait şeyler. Ne diyor Kuhn? Bilimler işte gerçek bilgiler değildir, geçici bilgilerdir ve ama ilk kitabında diyor bunları, onu da hatırlatayım. Yani Türkiye'de popüler olan Toplumsal Devrimlerin Yapısı kitabında bunları söylüyor. Diğer kitaplarında bu kadar şey değil, dogmatik değil. Diyor ki mesela Einstein fiziği ile Newton fiziği eş ölçüştürülemez. Incommensurability diye bir kavramı var. Yani bunlar birbirinden bağımsız şeyler. Hani tıpkı böyle bir takım mitolojik hikayeler gibi. Newton böyle diyor demiş, Einstein böyle demiş. Bunlar birbiriyle hiç alakası yok. Gerçek öyle değil ama. Gerçekte bu tam tersine, Einstein'ın kendi sözleriyle de ifade ettiği gibi. Einstein şey diyor, kimse benim Newton'u aştığımı zannetmesin diyor. Yani bunlar üst üste gelen şeyler. Gerçekte bilim. Ama Kuhn bunu böyle ele alınca bu çok kolay kopyalanabilir bir fikir. Neden? Böyle olunca bir kere insanı tembelliğe sevk ediyor. Bilim öğrenmemize gerek yok. Neden? Çünkü yarın yine değişecek. Bak Newton 200 yıl, 300 yıl devam etti. Ama sonra Einstein geldi. Evet, Kuhn'da kalmıştık. Yani Kuhn'un fikri herkese çok cazip geliyor. Yanlış da olsa. Yani tıpkı işte öte dünya inancı gibi. Öte dünyaya niye çok insan inanıyor? Çünkü büyük bir stres atıyor insandan, değil mi? Ya ölüp gideceğiz, niye yaşıyoruz boşu boşuna falan gibi. Halbuki öte dünyada sonsuz bir yaşam var. Öyle bir şey olmasa bile bu fikir binlerce yıldır çok yaygın. İşte Kuhn da böyle. İnsanı tembelleştiriyor. Bir kere bilim okumaya gerek yok. Bilim zaten ne söylese geçici şeyler falan. O nedenle diye düşünüyorum. Başka nedenleri de var tabii ama çok detaya girmeyeyim. İşte Popper da benzer şekilde. O da çok basitleştiriyor. İşte çürütülemeyen her şey bilimsel değildir falan gibi. Mesela ilk başta Darwin'e de bilimsel değil diyordu. Sonra Marx'a bilimsel değil demeye başladı. Ki işte 12 Eylül sonrası anti-Marksist akım da Popper'dan çok beslendi. Bu ikisi de yanlış bilim tanımları. Diyalektik materyalizm hakkında bilim ve gelecekte uzun bir yazı yazdım. Oradan okursunuz. Daha spesifik sorular alırsak, geçen gün yayın UFO videosu çıkmış. UFO'lar yok, gerçek değil. Yani dünya dışı yaşam var ama mesafeler çok uzun ve zaman, medeniyet pencereleri de var. Zaman da çok şey, yani aynı zamanlarda yaşamıyoruz. Dolayısıyla dünya dışı yaşamla ilişkimiz yok. Başka bir soru var. Rayleigh'nin Rastlantı ve Kaos kitabında türbülans ve garip çekerler konusu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir sürü şey düşünüyorum. Yani daha spesifik sorarsanız, dünyadan aya tüplerle hava götürüp ayda patlatarak ayda atmosfer oluşturabilir miyiz? Sanmıyorum. Hocayı üst tarafa alma şansımız var mı? Bu sana galiba. Hocam yok galiba. Denedim ama o soruyu görür görmez. YouTube'da değişmiyor. Neden yapmıyorsunuz? YouTube yapmaya çalışıyorum ama işte şu online dersleri hazırladıktan sonra YouTube videosu çekeceğiz. IG harici başka bir yerde yayın yapmayı düşünüyorsunuz. IG ne demek? Ha. Bu hocam, bu yaptığımız bu Instagram'ın bir şey, canlı yayın. Olabilir. Başka sorulara bakıyorum. Kopuyor vesaire sorular belki. Mı? Göremedim başka soru. Alternatif varsa. Var hocam. Ha, nükleer galaksilerin gelişmesini önleyen tek şey kütle çekimi. Nükleer enerji çevre dostu demiştiniz. Hı-hı. Açar mısınız? Evet, çevre dostu bence. Yani Avrupa'nın temiz kalmasının nedeni nükleer enerji. Çünkü alternatif enerji kaynakları daha fazla kirletiyor. Ayrıca nükleer enerji iki tip, zaten şöyle bir füzyon enerjisi var, bir füzyon enerjisi. Füzyon enerjisine yıllardır uğraşıyorlar, hala geçemediler. Füzyon birleşmek demek. Yani atomları parçalarsanız da enerji elde ediyorsunuz. Birleştirirseniz de. Mesela güneşteki füzyon enerjisi, birleşme enerjisi. Hidrojen atomu birleştikçe
daha ağır elementlere dönüşüyor. Hidrojen, helyum, lityum diye gidiyor. Hani elementler tablosunu hatırlarsanız. Güneşin merkezine doğru gittikçe daha ağır elementler ortaya çıkıyor. Ta kurşuna kadar. Şimdi bu füzyon enerjisi, bunu yapmaya çalışıyorlar. Böyle olunca nükleer atık sorunu da kalmayacak. Şu anda en büyük sorun nükleer enerjide atık sorunu. Ayrıca nükleer santraller patlamıyor. Şimdi Çernobil bir talihsizlikti. Çernobil kazasının aynısı birkaç yıl evvel Amerika'da oldu. Kimsenin burnu kanamadı. Çünkü aynı tip reaktörde aynı tip kaza oldu. Ama Amerika'daki Three Mile Island'da, New York'a yakın, Three Mile Island'daki kazada nükleer santral bir zırh içindeydi. O yüzden de sızıntı içeride kaldı. Şimdi nükleer santral patlamıyor, sadece sızıntı yapıyor. Çernobil'de öyle bir zırh yoktu. Ama bundan ders aldı insanlık ve artık yani böyle santraller yapılmıyor. Zaten nükleer santraller ülkelerin kendi denetiminde değil. Mesela Türkiye'ye çok kötü bir termik santral yapabilirsiniz, çok kötü bir HES yapabilirsiniz ama kötü bir nükleer santral yapamazsınız uluslararası denetimde. Dolayısıyla öyle bir tehlikesi yok nükleer santrallerin, hani sızıntı yapmak gibi. Ayrıca Çernobil'deki sızıntı da çok abartılıyor. Türkiye'de falan kansere yol açmadı aslında. Avrupa'da da yol açmadı. Sadece civarına çok kötü sonuç etkilerde bulundu. Neyse. Yani nükleer santraller zaten dünyadaki elektrik üretimine baktığınız zaman nükleer santrallerden elde edilen üretim artmakta. Önceki videoda sorduğum soruyu tekrarlıyorum. Ahlak ortaklaşa yaşama dayanan canlılarda mı ortaya çıkar? Evet, ortak yani tek bir temele bağlamak mümkün değil ortak ahlakı ama şimdi büyük ölçüde ayna nöronları çok etkili. Yani ayna nöronları nedir? İşte karşısında mesela birine bir bıçak batırıldığı zaman bir film izlerken filmde siz de o duyguyu yaşamışsınızdır. Birine bıçak batırıldığı zaman siz de kendinize batırılmış gibi hissediyorsunuz değil mi? Bu ayna nöronlarımız sayesinde. Bir kere bu çok önemli bir gelişme ahlakın temelinde. İkincisi tabii ki ortak yaşam da çok önemli. Özellikle sürü hayvanlarında daha gelişkin olduğunu görüyoruz ahlakın. Ama böyle tek bir nedene bağlamak mümkün değil. Bu da bir karmaşık sistem. Birlikte evrilen bir sistem. Yani o canlının yaşamı ne kadar karmaşıksa ahlak yapısı da o kadar karmaşık oluyor. Mesela insanlarda en karmaşık ahlak ama şempanzelerde de oldukça karmaşık ahlaklar var. Yani bu konuda hem Metis'ten hem Alfa'dan çıkan çok güzel kitaplar var. Şeyin içimizdeki maymun Frans de Waal diye bir adam var mesela, primatolog. Şempanzelerdeki ahlakı inceliyor. Sonra şeyden Alfa'dan mesela Tomasello diye bir adam var. Burada tabii şey görüyoruz. Bir dakika şurada değiştireyim. Michael Tomasello diye bir adam var. Neden ortaklıklar kurarız? Bu bir anlamda bütün insanların komünist doğduğunu söylüyor bu adam. Sonradan kapitalist oluyoruz. Yoksa yani insan toplumlarının gelişmesi için ortaklaşa dayanışma şart. Bu evrimsel işte biyolog, evrimsel antropolog Thomas Hale çok önemli bir bilim insanı. Burada da ahlakın köklerini bulabilirsiniz. Dinin bu YouTube'da var şu son 8 kitap üzerine uzun bir sohbet diye bir başlıklı bir video yüklemiştik ya hocam. Orada var. Son bahsettiğiniz 2 kitap orada var. Arkadaşlar oradan daha detaylı. Başka sorular göremiyorum. Hocam nükleer atık konusunda yorum yapmadığınızı yani soruyor birisi. Yerin çok dibine gömüyorlar işte tat su kaynaklarının olmadığı yerlerde. Mesela işte İsveç'te, Finlandiya'da nükleer atıkları böyle değerlendiriyorlar. Aslında çok da fazla atık yok. Yani çok küçük bir yere sığıyor bu nükleer atıklar.
Öyle büyük bir tehlike değil yani nükleer atıklar. Şimdi şöyle bir hikaye anlatayım. Ben de bizzat yaşadığım için. Nükleer enerji konusunda çok az şey biliniyor. Şimdi Çernobil kazasından sonra 1986'da, ben o sırada Boğaziçi Fizik'teydim. 89'da İsveç'e doktoraya gittim. O sırada bütün kamuoyu panik oldu. İşte tıpkı şimdiki korona paniği gibi. O sırada sosyal medya yoktu ama yine de kamuoyu baskısı Avrupa'da tabii hükümetleri belli kararlar almaya zorluyordu. İsveç hükümeti nükleer santralleri 10 yıl içinde kapatma kararı aldı. Yani 96 yılında bütün nükleer santraller kapatılacaktı. Fakat tabii bir süre sonra akılları başlarına geldi ki nükleer santralleri kapatırlarsa bir kere hem bir enerji krizi çıkacak hem de alternatif enerji kaynakları daha kirletici. Bu sefer referandum yapmaya karar verdiler. Yani nükleer santralleri kapatalım mı kapatmayalım mı diye referandum yapmaya karar verdiler. Ve tabii ki ilk başlarda referandum hemen yapılsaydı 87'de, 88'de %90 ağırlıkla kapatalım oyu çıkacaktı. Fakat bu 10 yılı çok iyi değerlendirdi hükümet. Halka nükleer santralleri anlattı, nükleer enerjiyi anlattı. Ve referandum %51 ile kazandı. Yani nükleer santrallere devam kararı çıktı. İsveç halkı nükleer santrallere devam kararı aldı. Şimdi bilinmiyor yani halk bu konuda çok bilgisiz olduğu için nükleer santraller de böyle öcü gibi ele alınıyor. Karadeniz bölgesinde neden kanser vakaları? Sigaradan. Gayet basit yani böyle bir şey yok zaten. Kanser Karadeniz bölgesinin daha fazla kanser vakalarına sahip olduğu falan. Bir sürü etken var. Şeylerden yediğimiz yiyeceklerdeki kimyasallardan çok daha fazla kanserojen madde alıyoruz. Temel bir radyasyon vardır zaten her yerde. Bu Çernobil'deki radyasyon, ona background radyasyonu diyoruz, temel radyasyonu. Şu anda burada da var. Onun üstüne çıkmadı. Yapılan bütün ölçümler bunu gösteriyor. Yani ekstra bir radyasyon yok. Kelle paça kanser yapmaz. Espri yapıyor herhalde arkadaşlar. CHP neden karşı çıkıyormuş? Ne bileyim ben, CHP'ye sor. Materyalizm ve sekülerizm hakkında görüşünüz nedir? Ne anlamda yani? Materyalizm. Ben materyalistim ve sekülaristim. Görüşünüz. Evren daha çok kaotik midir yoksa evrende bir düzen mi vardır? Düzenden kaosa doğru gider evren. Greenpeace sizi duymasın, duysun. Greenpeace zaten çok şaibeli bir örgüt. Yaşam bir kere ortaya çıktı, gelişti mi, hala ortaya çıkabiliyor mu? Güzel bir soru. Bir kere ortaya çıktığı zaman ikinci bir yaşama izin vermiyor. Yani yaşam dediğimiz zaman şu anki DNA'mız, bizim DNA'mız. Aslında biz hani maymundan mı geliyoruz diye böyle evrim karşıtlarının şeyleri vardır ya. Şimdiki maymunlar niye insan olmuyor falan diye. Hı hı. Aslında fasulye tanesinden geliyoruz da diyebilirsin. İşte bir ilk hücreden de geliyoruz diyebilirsin. Çünkü 4 milyar yıldır dünya üzerindeki yaşamın kökeni aynı DNA'dan evrimleşmişiz. Dolayısıyla bu ilk DNA ortaya çıktıktan sonra o ilksel çorbada diğer yaşam oluşturabilecek şeyleri yiyor. Yani amino asitleri, şunları bunları. Dolayısıyla benzer bir DNA'ya izin vermiyor. Dolayısıyla yani yaşam bir kere ortaya çıktı ve gelişti diyebiliriz. Kuantum materyalizmin çoklusu demek mi? Yok, hayır, değil. Çöküşü mü soruyor? Çöküş demek mi? Çöküş, hayır. Çok materyalist bir şey kuantum. Hocam bu virüs olayı kapitalizmin iki yüzlüğünü ortaya çıkarır mı? Evet, çıkardı zaten gördüğünüz gibi. Bakın Küba doktor yolluyor değil mi? Küba'da böyle bir sorun yok. Korona sorunu yok. Neden? Çünkü adamlar kapitalist bir sağlık sistemleri olmadığı için, herkese sağlık hizmeti verebildikleri için Küba'da bir sorun yok. Türkiye'de de olmayabilirdi bu sorun. Niye var sorun?
Hastanelerimiz yetersiz. Niye yetersiz? Çünkü hastaneler kar zarar hesabı yapıyorlar. Minimumda tutuyorlar hasta kapasitelerini, yatak kapasitelerini, makine kapasitelerini, doktor kapasitelerini, değil mi? Bir şirket ne yapar? Şimdi siz bir kapitalist şirket kursanız fazladan eleman alır mısınız? Almazsınız. Yani bir şey üretmeyen eleman almazsınız. Dolayısıyla kapitalist sistemde böyle krizler gayet normal. Yani bu zaten virüs krizi değil, kapitalizmin krizi bu. HES'ler yenilenebilir enerji sınıfından çıkması gerekir mi? Evet, gerekir. Bu çok güzel bir soru. Bakın, bundan 15 yıl önce Cumhuriyet'e bir yazı gönderdim. Orhan Bursalı basmadı. Şimdi o yıllarda Greenpeace dahil bütün Cumhuriyet gazetesi, bütün sol muhalifler ve yeşiller HES'leri savunuyorlardı. İnanabiliyor musunuz? Şimdi yolda bu Greenpeace'in elemanları bazen durduruyor. Hani Kadıköy'de, Taksim'de, Beyoğlu'nda bir şeyler sormaya çalışıyorlar ya gençler. Ve bilmiyorlar. Ben onlara soruyorum. Greenpeace HES'leri savunuyordu, biliyor musunuz diyorum. Hayır, bilmiyorduk diyorlar. 20 yıl önce, pardon, 15 değil, 20 yıl önce Ecevit'in son dönemlerinde, Ecevit hükümetinin son dönemlerinde Kanada bize nükleer santral vermeyi düşündü. Yani önerdi. Millet ayaklandı. Alman yeşil milletvekilleri geldi. Daniel Cohn-Bendit falan, hani eski 68'li şimdi yeşil. Sizin nükleer enerjiye ihtiyacınız yok. HES'ler temiz enerjidir. Her tarafınız su. Baraj yapın dediler. Ve bunu Cumhuriyet Gazetesi savundu. Şey savundu. Greenpeace savundu. Ve engellediler nükleer santrali. Yani bu hangi kafa bilmiyorum. Ya yani Alman yeşil ve milletvekilleri niye bizdeki nükleer santrallerle uğraşıyor? O da ayrı bir soru işareti. Bu HES'leri, şu anda herkesin karşı çıktığı HES'leri, o zamanlar herkes savunuyordu. Temiz enerji diye. Yenilenebilir enerji diye. Şimdi gördüler ne olduğunu. Ben o sırada 20 yıl önce buna karşı bir yazı yazdım. Tabii basmadılar. Şimdi bu, hani ilk tartışmamızın başında bilim dışı, sahte bilim falan tartışması var ya. Ona geldik tekrar. Şimdi hangisi sahte bilim? Değil mi? Yani sahte bilim, bilim dışı diye tartışmalar yanlış bence, ama bu HES'leri savunanların yanlış olduğu ortaya çıktı. Onların da kendilerince bilimsel argümanları vardı ama yanlış bilimsel argümanlardı. Sizce bir insanın hayattaki en büyük amacı nedir? Bilmiyorum. Benim en büyük amacım merak ve araştırmak. Sizin her şey olabilir. Piyano çalmak olabilir. Yüzmek olabilir. Vakum enerjisi bozon ve fermiyonla mı ilgili, yoksa ters enerjili parçacık karşı parçacıkla mı? Vakum enerjisi güzel bir soru da. Yani ilgili derken burada neyi kastediyor? Bozon ve fermiyonla mı ilgili? Ters enerjili parçacık karşı parçacıkla mı? Aslında bir anlamda Heisenberg belirsizlik ilkesiyle ilgili. Yani boşluk diye bir şey yok kuantumda. Bir uzay zamanın ne kadar içine girerseniz orada kendiliğinden parçacık ve karşı parçacık çiftleri çıkıyor. Neden? Heisenberg belirsizlik ilkesi. Başka bir soru. Karbondioksitin çok büyük bir kısmını gezegenlerin kendisi üretiyor. İnsan etkisi küresel ısınmada abartılmıyor mu? Evet, böyle diyenler var. Onu geçen hafta vurguladım. İnsan kaynaklı zaten şu anki atmosferimizdeki karbondioksit %0,03. 0,035. Bunun da çok büyük kısmı zaten gezegen üretiyor. Ama kendi haline bırakılsa ve gezegende hiç yaşam olmasa, çok büyük, sadece karbondioksit kalacak atmosferde. Neden? Çünkü yaşam o karbondioksitle besleniyor. Karbondioksit zehirli bir gaz değil. Mesela bir yanlış anlaşma da burada var. Nükleer enerjide olduğu gibi, virüs meselesinde olduğu gibi. Karbondioksit bu bizim biyosferimizin döngüsünde çok önemli bir gaz. Bütün yaşam karbondioksitten besleniyor. Dolayısıyla yaşam karbondioksiti tekrar gömüyor. İnsanın ürettiği karbondioksit devede kulak, ama bu demek değildir ki ısınmada abartılıyor mu? Şimdi onu bilmiyorum. Ben şahsen bilmiyorum. Ben karşı tarafın argümanlarını söyledim. Karşı taraf diyor ki bu karmaşık sistemlerde bir şeye karar vermek sadece bilgisayar simülasyonlarıyla oluyor. Ve bu simülasyonlarda girdiler çok önemli. Hani o ilk başlangıç koşullarına çok büyük hassaslık var.
Hani kelebek etkisi. Dolayısıyla bu simülasyonlara güvenmek çok zor. Ama küresel alarmcılar, onlar öyle diyelim, küresel ısınma alarmcıları diyorlar ki çok çok küçük bir fark bile olsa bu insan etkisi yüzünden işte dünyamız birkaç derece ısınacak. Bilemiyorum. Ama karşı tarafta diyor ki hayır, bu yanlış bir argüman, tamamen sizin simülasyonlarınıza bağlı. Evet, bazı espri yapanlar var. Onları cevaplayamıyoruz. Nöron bağlar, bağlanmamız demek gelişi. Kaderimiz, bir dakika. Bir dakika, yukarılarda bir takım soruları kaçırıyor muyuz? Hızlı gidiyor. Mark Twain'in İnsan Nedir kitabı, çok güzel bir kitap okudum. Nedensellik ölçeğin değişmesiyle çözülebilir mi? Ölçeğin değişmesiyle değil de yani iki cisme indirildiği zaman nedensellik kolay. Ama şunu mu demek istiyorsunuz acaba? Karmaşık sistemlerden mesela atomlar, iki atom arasındaki ilişkiyi biliyoruz ama kristal neden oluşuyor tam olarak bilmiyoruz derken bir faz geçişi var, bir belirme olayı var. Ölçeğin değişmesiyle çözülebilir mi? Çözülmek derken ne kastettiğinizi anlamadım. Onu biraz daha açarsanız. Nükleer enerji yayılırsa elektrik vesaire ücretsiz olabilir mi? Mesela Fransa'da %70'i nükleer enerji ve elektrik çok ucuz. Ama ücretsiz değil. Ücretsiz olması başka şeylere bağlı herhalde. Kara deliklerin akıbeti nedir? Kara delikler yavaş yavaş yok oluyor. Milyarlarca yıl sonra puf diye yok olacaklar. Sokak hayvanlarından koronavirüs insanlara geçer mi? Uzmanlar geçmediğini söylüyorlar. Bilmiyorum ama yani bilemiyorum. Kuantum materyalizmle zıtlık teşkil ediyor mu? Hayır. Koronavirüs sonrası iklim değişikliği olumlu yönde değişir mi? Şimdi bu da bir önceki soruyla ilgili. Şimdi koronavirüs yüzünden üretim durduğu için insan kaynaklı karbondioksit daha az salınıyor atmosfere. Bu doğru ama dediğim gibi insan kaynaklı karbondioksit devede kulak. Dolayısıyla iklim değişikliğinin olumlu yönde, bir kere iklim değişikliği olumlu yönde değişir mi? Yanlış bir ifade. Çünkü soğumak olumlu mu? Onu bilmiyoruz. İklim değişikliği olacak. Ya soğuyacak ya ısınacak. Ama soğuması olumlu mu onu bilmiyoruz. Belki ısınması daha iyi. Ama iklim değişikliğine bir etkisi olur mu derseniz, insan kaynaklı karbondioksitin azalmasının, bence olmaz. Neden olmaz? Çünkü geçmişe bakıyorum. Bakın, Orta Çağ'da şimdikinden 5-6 derece daha sıcak. Roma döneminde daha da sıcak. O sırada insan kaynaklı bir karbondioksit salınımı yok dünyaya. Daha geriye gidelim. 500 milyon yıl önce insan da yok zaten. Ama 15 derece daha sıcak şu ankinden. O şeyi bir daha göstereyim isterseniz daha yakında. O grafiği. Son 10 bin yılın sıcaklık değişimi. 10 bin yıl daha 500 milyon yılı göstereyim. Yani insanın hiç etkisi olmadan ki değişikliği göstereyim. Tabii o bir şey ifade etmez. Yani demek istediğim bu bir argüman değil. Yanlış anlamayın. Çünkü şöyle de denilebilir. Evet ama hani 500 milyon yıldır insan olmadan değişmiş olabilir. Ama şimdi insan var diye daha fazla değişiyor olabilir. Bu da bir argüman, tamam. Buna karşı çıkmıyorum. Ben sadece görüşümü açıklıyorum. Şöyle. Bakın. Şurada görülüyor değil mi? Şimdi bu sıfır çizgisi şu anki sıcaklık. En sol tarafa bakarsanız 500 milyon yıl önce 14 derece daha soğuk. Daha sıcak, pardon. Bakın sonra soğuyor. Sonra tekrar ısınıyor. Tekrar soğuyor. Son yıl birkaç yüz milyon yıldır hep soğuyor. Sonra buraya gittiğimiz zaman son 10 bin yıla bir soğuyor, bir ısınıyor, bir soğuyor, bir ısınıyor. Son zamanlarda ısınıyor gibi gözüküyor. Ama soğuya da bilir. Yani gerçekten bilmiyor. Bu işte tartışma ama bunun tartışılması yasaklandı. Birçok bilim insanı Amerikan Fizik Derneği'nden istifa etti. Bir tanesi Nobel ödüllü, çok ünlü bir adam. Başkası Truman Dyson,
Geçenlerde öldü. Çok çok müthiş bir fizikçiydi. Amerikan Fizik Derneği'nde istifa ettiler. Nedeni bunun tartışılmasını yasak olması. Yani tıpkı Engizisyon dönemindeki gibi, hani dünyanın döndüğünün tartışılmasının yasak olması gibi yasakladılar bunu. Yani çok politik bir mesele haline geldi. Evet. Başka sorular? Koronavirüs ve sonrası dünya hakkında daha fazla düşünceniz. Vallahi kötümser düşünüyorum eğer böyle giderse. Yavuz Dizdar'ın çok güzel bir videosu var. Tavsiye ederim, izleyin şeyde. Instagram'da. Tamam yani diyor, bu korona önlemleri doğru diyor. Bunlara karşı çıkmıyor. Yani evde kalın diyor falan. Ama diyor öteki düşünmediğimiz bir şey var diyor. Bu yaz ne yiyeceğiz diyor. Hakikaten. Kötümserim. Ayrıca mesela demir çelik endüstrisi durdu. O yüksek fırınlar bir daha çalışmıyor. Bir kere durunca bir daha çalışmıyor. Ambalaj sanayi durdu. Mesela süt bile bulamayacağız. Çünkü sütü koyacak ambalaj olmayacak falan. Yani bu müthiş sonuçlara yol açacak. Hep beraber göreceğiz bakalım. Evet, başka sorulara bakalım. Kopernik ve Einstein için kum gibi aynı devrimsel etkiden bahsedebilir miyiz? Ne demek kum gibi aynı devrimsel etkiden? Bunu anlamadım. Şimdi Kuhn bilim felsefecisi, Einstein bilim insanı, Kopernik de bilim insanı. Nelerini karşılaştırıyoruz anlayamadım. Tyson'a göre evreni aklımızda tam kavrayamayız. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi tam kavrayamayız derken son soruyu da cevaplayabilir miyiz diye soruyorsanız hayır, cevaplayamayız. Yani son soru diye bir şey her zaman olacak. Her zaman cevaplayamadığımız bir şey kalacak. Onu demek istiyorsanız öyle bir şey. Yani bilimden başka seçeneğimiz yok zaten. Karmaşık sistemler geri beslemeli olduğundan klasik istatistikler yöntemleriyle modellemek yetersiz kalır. Geri beslemeli yapay sınır ağları gibi yeni modelleriyle modellemek nasıl olur? Zaten öyle yapıyorlar. Şu anki yapay sinir ağları, yani nöral ağlar geri beslemeli ağlar. İşte onu kastediyoruz. Yani ne çıkacağını tahmin bilemiyoruz, öngöremiyoruz nöral ağlarla. Simülasyon argümanı için maymundan insana geçişte emeğin rolü makalesi hakkında. Yani Engels'in makalesi güzel bir makale ama eski bir makale tabii. Yani şimdi Marx'ın çok güzel bir lafı var. Ben Marksist değilim diyor. Şimdi tabii ki eski klasikleri okuyacağız. Bunlar işin temellerini atanlar ama her dediklerine inanmak ve onları şimdi savunmanın bir anlamı yok tabii ki. Ama önemli bir makale. Eski bir makale. Yani çok daha yenileri var işte. Az önce gösterdiğim kitap Tomasello'nun kitabı. Onun daha modern versiyonu yani. Ya da işte Tüfek Mikrop Çeliğin yazarı Diamond var. Onun Üçüncü Şempanze kitabı. Onun daha moderni. Galaksilerin gelişmesini önleyen her şey kütle çekim kuvveti mi? Evet. Panteizm hakkında ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Hocam parçacık ile karşı parçacık ters enerjili mi? Hayır, aynı enerjili. Kütleleri de aynı. Kuantum sayıları farklı. Mesela birinin yükü eksi bir diğerinin yükü artı olabilir. Başka sonlara gidelim sorulardan. Big Bang öncesi için sizin teorileriniz var mı? Yok benim teorilerim. Türkiye'de gözlemleri ne kadar verimli çalışıyor? Geliştirilmek için ne yapılabilir? Gözlem evleri verimli çalıştığını zannetmiyorum. Uzay zaman hakkında birkaç cümle. Uzay zaman derin bir konu. Kitap okuyun. Ha, yüzüncü maymun etkisi. Çok güzel bir soru. Yüzüncü maymun etkisini bilmeyenler için hızlıca anlatayım isterseniz. Vaktiniz var mı? Şimdi
Var hocam, bu var. Bu Japon primatologların lafı. Japon Japonya'da takım adalar var. Orada maymunları inceliyorlar işte. Makakları galiba, Japon makaklarını. Ve onlara patates atıyorlar hani beslenmeleri için. Yıllardır inceliyorlar. Sonra fark ediyorlar ki bir iki maymun patatesleri yıkayarak yemeye başlıyor. Bunu not ediyorlar tabii. Yine yıllar geçiyor. Patatesi yıkayarak yiyen maymun sayısı artıyor. Sonra bir gün geliyor ki bir bakıyorlar adadaki bütün maymunlar patatesi yıkayarak yemeye başlıyor. Yani daha önce ne bileyim %20'si %30'u yıkayarak yerken, ama bir günde böyle oluyor. İşte buna 100. maymun etkisi diyorlar. Bu faz geçişi aslında tam olarak. Hani göller donmaya başlarken de böyle olur. Hani yavaş yavaş donar gibi olur. Sonra birden donar. Bu bir faz geçişi. Sıvıdan katıya geçiş. İşte bu tam da karmaşıklık teorisiyle ilgili. Zaten karmaşıklıklar teorisini inceleyen bilim insanları bu tip şeylerle uğraşıyorlar. Ama tabii maymunlarda bir sürü başka faktör var. Yani cansız nesneler gibi, hani su atomları, H2O molekülleri gibi şeyler değil. Birçok faktör var ama tabir oradan geliyor. Yani 100. maymun etkisi. Bunu toplumlar da yaşıyor. Yani işte gerek başörtüsü takmada, gerek işte mesela kafa tokuşturma. Şimdi bakıyorum gençler kafa tokuşturuyor. Çok kızıyorum. Çünkü ilk başta bunu faşistler başlattı 20 yıl önce falan. Kafa tokuşturmaya başladılar. Ondan sonra daha böyle mütaassıp, muhafazakar çocuklar başladı. Şimdi bakıyorum apolitik, hiçbir şeyle ilgisi olmayan disco çocukları bile kafa tokuşturmaya başlıyorlar. Bu tipik bir 100. maymun etkisi yani. Burada memetik de devreye giriyor tabii. Yani bu da bilmem. Kafa tokuşturmak da bilmem. Neden olduğunu bilmek sosyologların işi. Yani işte dedim ya geçen hafta, şimdi emergence kavramıyla uğraşıyor sosyologlar. Bu tipik bir olay. Yani kafa tokuşturmanın belirmesi. Mesela Türk toplumunda son 20 senedir bunu incelenmesi lazım. Hangi faktörlerle bu birden 100. maymun etkisi oldu da herkes kafa tokuşturmaya başladı. Evet. İnsan türünün bir göktaşı tarafından yok olmasından sonra yeni bir canlı türünün yükselişi ve gelişmiş bir evreni mümkün olabilir mi? Olabilir. Bunu bilim kurguculara sormak lazım. Tüketim kültürünü bitirecek derecede koronadan sonra. Bilmiyorum, tüketim kültürü o kadar kolay bitmez herhalde. MEB müfredatı 2016 yılından sonra hız artınca kütlenin değişmeyeceğini söylüyor. Fakat birçok kaynak hız artınca kütlenin artacağını söylüyor. Şimdi bu tartışmalı bir konu fizikte. Yani kütleyi nasıl tanımladığınıza bağlı. Ama biz parçacık fiziğinde genelde hani hız arttıkça kütlenin artacağını söyleriz. Ama önemli değil. Yani nasıl tanımlarsanız tanımlayın. Bu özel görelilikle ilgili bir konu. Uzun uzun girmeyelim. İklim değişikliğini önlemek için yapılan çalışmaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Güzel bir soru. Şimdi James Lovelock'tan bahsetmiştim. Hani ilk defa olarak dünyanın ikliminin ya da dünyanın sıcaklığının neden sabit kaldığını açıklayan kişiydi. Hatırlar mısınız? Geçen hafta uzun uzun ondan bahsetmiştik. Şu Gaia kitabının yazarı. Gaia kitabının yazarı James Lovelock. Bütün bu işi başlatan o aslında. Yani dünyanın biyosferinin kendi kendini regüle ettiği. Onun son videosunu izlemenizi öneririm YouTube'da. Dünyayı kurtarmaktan vazgeçin diyor. Dünyayı etkileyemezsiniz diyor. Dünyanın kendi dinamiği vardır diyor. Ben de ona hak veriyorum, James Lovelock'a. Kendi uzmanlığım olmadığı için başka uzmanları dinleyip bazılarına hak veriyorum, bazılarına hak vermiyorum. Dolayısıyla kendim bir çalışma yapmadım ama okuduğum kadarıyla James Lovelock'a hak veriyorum. Yani iklim değişikliğini önlemek için yapılan çalışmalar boşa. İklim değişikliği önlenemez. Zaten iklim değişecek, onu baştan söylemiştik. Yani iklim zaten değişecek. Hangi yönde değişecek? İşte ne kadar sürede değişecek? Onu engelleyebilir miyiz ya da değiştirebilir miyiz? Bence hayır. Ama tabii ki çevreyi temiz tutmak lazım. Bu da kapitalizmin yok olmasıyla olabilir ancak. Çünkü çevre kirliliğine yol açan şey açıktır ki kapitalizm. Hiçlik var mıdır? Yoktur. Hiçlik yok. Bu da felsefecilerle fizikçiler arasında büyük tartışma. Çünkü
felsefeciler düşünebildikleri her şeyin var olduğunu zannetmek gibi bir yanılgıya düşüyorlar. Hani mesela cinleri, perileri düşünebilirim kafamda ama bu onların var olduğu anlamına gelmez değil mi? Fantezik yaratıklardır, fantezi yaratıklarıdır bunlar. Hiçlik de öyle bir şey. Hiçlik diye bir şey yok fizikte. Yani ispatlayabildiğim bir hiçlik yok. Dolayısıyla yok. Ama felsefeciler olduğunu iddia ediyor. Olmayan bir şey hiçliktir işte diyorlar. Tamam, o zaman insan, yani canlı olmayan bir şey de peridir falan diyebiliriz ama peri diye bir şey yok yani. Sonuçta neyse. Bu uzun bir tartışma. Başka? Hocam isterseniz son soruyu bir tane en alttan seçelim ve bitirebiliriz. Gözlemlemediğimiz yerlerde doğa kanunlarını işlediğini nereden biliyoruz? Bilmiyoruz. Yani gözlemlemediğimiz yer derken şimdi evren mesela şey olabilir. Birçok cep evrenden birisinde yaşıyor olabiliriz. Diğer cep evrenleri gözleyemiyor olabiliriz. Dolayısıyla bilmiyoruz. Yani ama biz bildiğimiz kadarını söylüyoruz. Zaten bilim her şeyi bildiğini iddia etmez. Bildiği kadarını söyler ve o da bize yeter şimdilik. Evet, teşekkürler. Belki haftaya görüşürüz tekrar. Hocam biz teşekkür ederiz. Hocam yine isterseniz pazartesi günlerine sabitleyebiliriz. Sizi yayına gelmeden önce de arkadaşlarla öyle bir şey de konuşmuştuk. Müsait olursanız eğer. Okulda evden online dersler yaptığımız için olabilir. Evet. Tamam. Hocam teşekkür ettik tekrardan. Görüşürüz.